dünyanın işçi sınıfı, emekçileri, halkları olarak taleplerimizi, hedeflerimizi, mücadele coşkumuzu alanlarda, meydanlarda, iş yerlerinde birbirinin yanına koyduğumuz, umudu büyüttüğümüz gün. Bugün 365 gün çalışan işçi sınıfının ve emekçilerin yılın bir günü, 1 Mayıs'ta kendi taleplerini ifade ettiği gün, gelecek dünya düşlerini ifade ettiği gün ve bugün binlerce kilometre ötede dünyanın dört bir tarafında yüzünü hiç görmediğimiz, hiç görmeyeceğimiz sınıf kardeşlerimizle umudumuzu, gelecek dünya düşlerimizi, mücadelemizi ve coşkumuzu bütünleştirdiğimiz gün. Evet, bugün 1 Mayıs. Bugün senenin 365 günü çalışan işçi sınıfının kendi talepleriyle alanlarda, meydanlarda olduğu gün. Ama bugün 1 Mayıs'ı bir kez daha pandeminin ve salgının yarattığı koşullarda, yasakların gölgesinde kutluyoruz. 365 gün çalışan işçi sınıfının yılın bir günü kendi talepleri için alanlarda, meydanlarda taleplerini ifade etmek için buluşmasına tahammül edemeyenler bugün Taksim 1 Mayıs Meydanı başta olmak üzere, evet, barikatlarla çevirdiler. Bu barikatlar çok şey anlatıyor arkadaşlar. Bu barikatlar ülkemizi yöneten siyasi iktidarın pandemi sürecindeki tercihlerinin simgesidir. Bu barikatlar işten çıkarma yasağı adı altında binlerce işçinin COD 29'da tazminatsız işsizlik ödemesi olmadan işten çıkartılmasını anlatıyor. Bu barikatlar ücretsiz izin dayatmasıyla 3 milyona yakın işçinin ve ailesinin günde 50 lirayla yaşamaya mahkum edilmesini anlatıyor. Bu barikatlar bu pandemi sürecinde bile hepimizin çalışarak ürettiği milli gelirin sadece %1'inin yurttaşlara pandemi desteği olarak ayrılmasını anlatıyor.